Herkese merhabalar. Oyun sunucu kanalına hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün sizlerle Arma 3 oynuyoruz. Arma 3'te Saldıray server incelemesi yapıyorum. Şöyle yavaştan başlayalım. Server FPS açısından olsun, içerik bakımından gayet zengin. Diğer serverlardan farkı şudur. Live server gibi fakat tam da değil. Mesela bu Kavala'nın yapısı olsun, birçok değişiklik var. Örneğin şöyle baktığımız zaman Pycross ve Sofia artık yeşil bölge değil. Belli başlı yerlerde sınır karakolları var. Kavala'daki polis merkezinin yapısı çok değişik. Ekstradan eklenmiş binalar var gördüğünüz üzere. Bu şeftali bahçesinin yeri falan çok değişik. Haritayı şöyle bir gezdireyim ben size. Öyle. Gördüğünüz üzere terörist karakolu falan var. Server gayet güzel. Bu kadar çok değişiklik olmasına rağmen FPS açısından gayet zengin ve güzel bir server. Şöyle araçlarımızı inceleyelim. Gördüğünüz üzere değişik skripler var. Truck Boxer'ın, yani şu gördüğünüz aracın şu hali var. Böyle medikit hali var. Pardon, fuel. Şöyle yine Truck Boxer desendim. Yine böyle fuel hali var. Şöyle içinde göstereyim. Şöyle bir binelim. Şöyle bir gösterdim. Daha sonrasında şöyle bir dev gezmeye devam edelim. Bunlar tırlarımız, iş yapmak için. Şöyle sırasıyla gezdireyim. Bu normali. Ordu aracı. Bu medikit. Bu yine Tempest'ımız. Fuelimiz. Bu askeri araç taşıma, yine bu da öyle. Bu teçhizat taşımaya, silah, şeye taşımaya yarıyor. İçine silah falan koyabiliyorsunuz bu kutuların içine. Öyle güzel bir yanı var. Go-kartlarımız minik, güzel, tatlı. Renk seçenekleri bunlar. Yine DLC ile tabii ki de biliniyor. ATV renk seçeneklerimiz, ATV'lerimiz. Bunları hızlı geçiyorum. Burada polis hemikbördümüz var. Bir tane. Ben zaten bununla geldim. Şurada M900'ümüz var. Güzel bir helikopter. Helikopterlerde renk seçenekleri var. Bunun koyu yeşili var. Bembeyazı var. Siyahı var yine. Güzel böyle. Arkadaşlar en büyük değişikliklerden biri de şu. Rebel'de bu 3 araç da var. İfrit, Hunter, Strider. Fakat İfrit'in fiyatı 5'e. Strider ile Hunter bayağı yüksek olacak. Yine tırlarımız. Bunlar özel tırlarımız. Biri Fual. Bir medkit, yine teçhizat taşımaya dayalı. Bunun arkasına modla takılıyordu ama bir deneriz birazdan. Bu özel transporterımız, bununla yine taşımaya yarıyor. İş yapmaya yarayan araçlarımız. Hurunumuz, tarularımız. Tarularımızdan biri medkit, diğeri adam taşımaya yarıyor. Şu araç çekiyor, şu gördüğünüz taru. Bu adam taşımaya, bu da medkit. İçine yatma yeri var, hatta şöyle göstereyim. İçine bir bakalım. Şöyle. Gördüğünüz üzere şöyle yatıyor adam. Yani adam taşımaya dayalı. Gayet güzel. Bu tankımız, serverda tank yok. Sadece askeriyede olacak. O da çok çok darbe girişimlerinde kullanılacak. O da havaya ateş etmek için. Böyle güzel bir yanı var. Gerekli açıklamalar yapmak gerekirse arkadaşlar, hani server gayet güzel değişiklikler getirilmiş. Şu anda oyuncu sayısı, hani belki sadece 3 tane polis var. Bunu gece çekiyorum. Hani sahur vakti, giren çok yok. Server açılalı daha çok olmadı. TS IP'sine ve server IP'sine aşağı açıklamalara yazacağım. Buyurun gelin bizimle birlikte oynayın. Benim de burada zaten disiplin kurulunun, yani server admini gibi bir şeyim. Sizler elimden gelince yardımcı olurum. Server gayet güzel. FPS açısından hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben şu anda video çektiğim için net 30 FPS alıyorum. Biraz size şöyle ne yapalım? Kavala polis merkezini göstereyim ben size. Şöyle sizinle ufak bir yolculuğa çıkalım. Şöyle M900 ile gidelim. Şuna binelim. Bakıyoruz haritadan. Şöyle Kavala polis merkezini göstereceğim sizlere. Bir göstereyim.
Şöyle arkadaşlar, izninizle şu sesimi keseceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, server hani birçok değişiklik, hani diğer RPG serverlarından harita sistemi çok farklı. Ve ben sizi kabloya doğru götüreyim. Yolumuz biraz uzun. Yine de bir şöyle sizi macerayı çıkartayım. Server'daki değişikliklerden biri de bu script sisteminde, özel bir script sistemi. Daha bir script eklenecek. Mesela bu polisler artık kapılar otomatik açılıyor. Hani O tuşuna tıklamak zorunda değilsiniz. Böyle bir sistem var. Rebel karakolu çok değişti. Bazı modlar var. Haritada hareket ediyorlar. Araba falan tamir ediyorlar böyle. Öyle güzel bir yanı var. Mesela oyunun şöyle de güzel bir yanı var. Kavala, Pygros, Sofia gibi yerlerin elektriklerini kesebiliyorsunuz. Mesela roleplay yapılacağı zaman ne yaparsınız? Gidersiniz oradan, suikast düzenleyeceğiniz zaman direkt elektriği kesersiniz. Kavala'ya saldırıya uğratırsınız. Tabii ki de adminin izniyle. Ama yakalanırsanız 15 dakika hapis cezası. Bunu söylemek istedim. Gayet güzel. Sistemimizde polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri var. Onu söylemek istedim. Özel tüm. Şu anda sivil sayısında pek artış olmadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri bayağı sorun açılacak. Şimdilik polislerle idare ediyoruz. Biraz hızlanmak istiyorum ben. Böyle. Hızlanalım. İkincisi, server'daki ilgi çok iyi. Yani yönetim ekibi çok sağlam, scriptçiler çok sağlam. Kolay kolay bug bulamazsınız. Yok yani, imkan yok. Bazıları bu kullanıyor para yapmak için, item yapmak için. Battle'e direkt kilitliyor. Buranın investor'ı çok farklı. Hani Arma 3'te profesyonel bir server açmış olanlar bilir. Investor çok farklı. Değişik. Biraz şöyle bir sessizleşecek. Kusura bakmayın. Gece çıkıyorum. Ha, bu arada oradaki gösterdiğim araçlar bir kısmıydı. Daha araç var. Onları bir sonraki videolarımda elimden geldiğince göstereceğim. Offroad armut olsun birçok şeyi var. Ha, bu arada arkadaşlar şöyle de bilgi vereyim. DN1 herkese 10 günlük bedava başlangıç parası olarak 1'e veriyoruz. 1'e. Onu da ben vereceğim. Beni bulursunuz zaten. Öyle yapacağız. İş yapmanız için, size teşvik etmek için. Bu arada Kavala'ya da yaklaştık zaten. Polislerimiz de orada bekliyor bizi. Gördüğünüz üzere şöyle baktığımız zaman Kavala Polis Merkezi'nde şu gördüğünüz o 3 tane bina yoktu. Denize kara çektik. Öyle söyleyeyim. Yani. Bildiğimiz denize kara çektik. Üstüne binaları yerleştirdik. Şöyle göstereyim. Bakın. Güzel bir sistemde megafon. O megafona basınca karşı aracın uyarı çekebiliyorsunuz. Çek sağ, çek aracın kontağını kapa şeklinde kendiliğinden uyarı yapıyor. Siz duymasanız da karşı taraf duyuyor. Böyle buradan benzin alabiliyorsunuz. Şurada binalar var. Bunlar daha önce yoktu. Denize kara çektik. Daha sonrasında burada bu kule yoktu. Gayet güzel değişiklikler yaptık. Videoyu şimdilik burada kesiyorum. Buyurun gelin bizimle aramıza katılan onur duyarız. Tekrardan hepinize iyi akşamlar.